Şebnem! Buyurun Savaş Bey. Buraya gel. Bu tasarımcılar ne yapıyor? Ha? Onlara söyle. Eğer bana adam akıllı bir koleksiyon getiremezlerse hepsini işten atacağım. Şunları da al. Hepsini çöpe at. Tamam efendim. Ne var Neslihan ne? Almayı unuttum. İşim mi kaldı? Hayır, belki tebrik etmek istersin diye aradım. Neyi? Yeni işimi. O ucuz fikirlerini kime satacaksın? Büyük bir şirket. Kesin tanıyorsundur. Sahibi de Ayşen Kaya. Ne dersin Savaş? Kalbini kırdığın, aldattığın, acıttığın kadınlar olarak bir dernek mi kursak? Ayşen'e zarar vermek için oradasın değil mi? Onun iyi niyetini kullanıyorsun. İnan düşündüğün gibi değil. Neslihan, eğer Ayşen'e en ufak bir zarar verirsen seni yaşatmam. Duydun mu beni? Seni yaşatmam. Ne büyük aşkmış. Valla Ayşen şu anda benim düşmanım mı değil mi tam olarak emin değilim. Emin olduğum tek bir şey var ki o da artık sen benim ezeli düşmanımsın Savaş. Feride nerede? Biricik gelinimiz gitmiş. Babası zorla alıp götürmüş. Ya bu kardeşin de böyle ortada kaldı işte. Ben geldim. Nereden geliyorsun kız sen? Okuldan geliyorum ya. Bu nereden çıktı? Yengemin. Ver şunu. Ne işi var bunun sende? Yanlışlıkla almışım. Nasıl bir yanlışlıkmış bu? Of. Tamam ya. Geç içeri. Fatih, niye sofraya gelmedin? Ablam bekliyorum. Çıkarız biz birazdan zaten. Feride'ye yaptıkların için çok teşekkürler. Çok güzeller değil mi? Harika. Tabii gerçekten büyük sanat. Sen? Ben? Aklıma bir şey geldi. Aslında sen de Atabey'e yardım etsen. Yani şu dava işi çözülene kadar. Yok Ayşen. Bu benim yapabileceğim bir şey değil. İyi akşamlar. Görmüyorum değil mi? Hayır. İyi. Ayşen biraz konuşalım mı? Savaş Bey, Süreyya nasıl? İyi. Ama daha iyi olacak. İnşallah. Fatih, biz de bir uğrasak diyorum. Olur. Yani uygunsa. Telefonlarıma cevap vermiyorsun. Feride bir kaza atlattı. Bakamadım. Öyle mi? Çok geçmiş olsun. Önünde bir şey yok değil mi? Yok yok iyi şimdi sağ ol. Neyse yanlış almışsın.
Niyetini ben sana söyleyeyim. Söyleme Savaş. Sen safsın, aptalsın. Düşmanını dostunu ayıramayacak kadar aptalsın deme bana. Ayşe, niye her söylediğimi yanlış anlıyorsun? Ha? Ben Neslihan'ın niyetini söyleyecektim sana. Bak, seni kırmak istiyor. Seni üzmek istiyor. Sevdiklerim kadar kıramaz ama, değil mi? Ha, hem yorulma sen. Hani anlatırken yoruluyorum dedin ya. Yorulma. Ayşen. Yapma. Ne yapmayayım? İyi gördüm ama seni. Değil mi Fatih? Ha, evet. Gayet iyi görünüyor. Biliyor musun? Ben artık iyileşeceğim. Göreceksin. Tabii ki iyileşeceksin. Abla, hadi biz artık çıkalım. Süreyya da dinlensin. Gitmeyin ne olur. Yok yok, Fatih haklı. Gidelim de sen de bir güzel dinlen. Ben yine kaçar gelirim yanına, tamam mı? Tamam. Hadi Allah rahmet versin. İyi geceler. İyi geceler. Saliha? Ben Süreyya'yı bir ziyaret edelim demiştim Neza Hanım. Öyle mi? Biraz konuşabilir miyiz Saliha? Tabii. Fatih sen git, ben geliyorum. Beni anladığını sanmıyorum Saliha. Ben Süreyya'yı Fatih'ten korumaya çalışırken sen kendi elinle odasına sokuyorsun. Ben sadece, yani biz geçmiş olsun demek istedik. Bir daha tekrar etmez umarım. Bütün bunları Süreyya'nın iyiliği için yaptığımı, hatta mecbur kaldığımı biliyorsun değil mi? Evet tabii Reza Hanım. Güzel. Hassas davranırsan sevinirim. Ha bu arada sana tavsiye mektubu yazacaktım ama gerek kalmadı sanırım. Üfter de sana kapıları açmış. Neyse hayırlısı olsun. Klasik Üfter de işte. Benim artıklarımı toplamaya bayılır. Sizin için en uygun yer orası. İzninizle Rezan Hanım.